Selam herkes. Ben Varis merhaba arkadaşlar. Yani en iyi kanalın bir videosuna daha hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Bugün sizlerle Minecraft TikTok'ları çekiyoruz arkadaşlar. Sonunda biliyorum, bayağı da istiyordunuz. Ben de çekeyim dedim. Arkadaşlar yine bir süredir video atamıyorum çünkü hasta oldum. Ama hastalığım 3 gün falan sürdü. Neden 8-9 günde atladım diyeceksiniz. Çünkü hasta olduğumu düşünmeye devam ettim. Neyse, öyle işte. İlk TikTok'larımızı izleyerek başlayalım arkadaşlar. Bu arada ben şuradan bir yerden isim çıkmıştır. TikTok'tan takip edebilirsiniz. TikTok'tan bana denememi istediğiniz hileleri etiketleyebilirsiniz. Şimdi ilk hilemizde biliyorsunuz öyle eve geldi. Onu kopyalamayı gösteriyor bize. Diyor ki birazcık kristaliniz olması lazım diyor. Müzik kutusunun koyun içine CD koyun diyor. Sonra bir tane eleye durmadan kristal verin diyor. Nasıl bug mı şimdi? Ne yapalım o zaman, hadi deneyelim. Önce eleleri şöyle bir ev yapıyorum. Tam böyle bir şey yap. Ve arkadaşlar videoyu beğenmeyi, üç yerlekten bir tane kazanıyorum ve bunu size sonlu şekilde söylüyorum. Diğerleri söylemiyor. Yakında düğünüm var arkadaşlar, o yüzden paraya ihtiyacım var. Bir tane like atın. Tamam, şimdi sildiriyoruz. Sildiriyor, önemi var mı acaba? De... Aa evet, ilk defa burada oyunda ele göreceğim. Olup olmadığını... Aa, bilmiyordum bile. Tamam. Ametist veriyordu. Ha, ama çiftleşmeler için iki tane lazım. Müzik çalıyor, hadi. Lan müziği mi sevmediniz? Alanı küçülteceğim. Hadi ya, bu hile çalışsın. Çok güzel şeyler yaparım. Ya sonra şunu şuraya baksam. Lan ben bunları istemiyorum. Çocuk verin bana. Evet hadi. Oha, çoğalttılar lan. Yok lan, ben game mode'dayım. Arkadaşlar bu hile yalanmış. Hayır! Evet, sonraki hilemize geçelim. Arkadaşlar bunu Minecraft'ta gerçekçi bir trambolin yapmayı gösteriyor bize. Etrafına slime bloklar koydu. O terakot blokları mıydı? Onlardan koyuyor muhtemelen yanlarına. Tam öyle bir yer yapıyor, inşa ediyor. Oraya basınca zıplatacak, biliyorum. Bu arada videonun içinde daha güzel hileler de var. Baştakinin çalışmasını bekliyordum ama çalışmadı. Tamam, günlerden rengarenk şey yaptım, gerek yoktu ama. Sonra öyle basıp zıplıyorsun, tam basit mantık. Tamam, şimdi arkadaşlar. Böyle buraya bir yer kazıyoruz önce. Şu büyüklükte yapmıştı lan. Bu olur zaten ama. Ha, bu arada size haber vereyim arkadaşlar. Yakında sonunda survival'a başlıyoruz. Evet, ve muhteşem bir kadroyla başlıyoruz. Slime koyuyoruz. Sonra etrafına şöyle bir şey yapıyoruz. O yüzden yakında survival serisi başlayacak 1.19'da. Sonra bunu buraya koyup buna basarsak. Ha bakın, gerçekçi trambolin yaptık. Sonra adamın gibi istediğiniz ürünlerle falan etrafını süsleyebilirsiniz. Araya bu ultileri de koyuyorum, bazıları görmek istiyor. Neyse, sonraki hilemize geçelim. Bunda sonsuz bir XP hilesi gösteriyor bize. Skull blokları kullanarak yapıyormuş. Etrafına böyle yuvarlak oluşuyor. Sonra TNT ile patlatıyor onları. Patlıyor, sudan çıkacak şimdi. Çıkıp yanına gittiği zaman sonsuz XP'si oluyor ve blokları geri gelmiş oluyor. Hadi deneyelim. Tamam, şimdi böyle bunlardan daire çiziyor, ortası boş kalacak şekilde. O muhtemelen hepsini kırmak için. Lan dur! Tamam, sonra bunu patlattığım zaman kaçıp suya girmeniz gerekiyormuş, adam öyle dedi. Tamam, suya girdim. Şimdi geri çıkıyoruz. Bakalım. Evet, çalışıyor, XP geliyor da. Bunu fixlemişler sanırım çünkü skalklar geri gelmiyor. Ama skalk çığlıklarıyla da şey yapabilirsiniz. XP farm yapabilirsiniz işte. Neyse arkadaşlar, bir sonraki hilemize geçelim. Bu arada birazcık hastayım hala, kusura bakmayın. Tamam, sonraki hilemizde arkadaşlar 1.19'a eşya kopyalamayı gösteriyor bize. Sandık koydu, 8'ten 4'ü kırdı, oyunu kapatıp çıktı. Sonra sunucuya geri girdi. Sonra eşyaları sandığa bıraktı. 6'tan 4'ü geri koydu, geri kırdı. Sonra telefondan oyunu kapattı. Sonra girdiği zaman üzerindeki elmaslar ve sandıktaki elmaslar kalmış oluyor. Tamam, şimdi arkadaşlar önümüzde bir sandık var. Önce bunları kırıyoruz. Dörtleri kırdık. Sonra kaydet ve çık yapıyoruz. Sonra geri giriyoruz. Sonra içine elmasları koyuyoruz. Sonra toprakları geri koyuyoruz. Sonra toprakları geri kırıyoruz. Sonra Alt+F4 attım arkadaşlar. Şimdi oyunu geri açtığım zaman... Lan nasıl? Arkadaşlar çalışmadı. Hayır! Yine şapka çıktı. Oğlum, toprakları en son geri koydum ben. Olsun, bir şey mi yanlış yaptım acaba, bilmiyorum. Neyse, bir sonraki hilemize geçelim. Arkadaşlar bu hilemizde bozuk blok yapmayı gösteriyor bize. Önce end portalı yapıyor, end'e gidiyor. Sonra iki tane yapışkan piston koyuyor. End kristalini koyuyor, sonra iki piston da oynatınca obsidiyen üzerinde olmayan bir kristal oluşmuş oluyor. Hadi deneyelim. Tamam arkadaşlar, şimdi kendimize bir portal yapıyoruz şöyle. Önce end etmemiz gerekiyor. Niye end'e gidiyoruz onu da bilmiyorum. Ne gerek var? Ya bu dünyaya da koyuluyor. Tamam, gittik. Belki olayı bulur. Obsidian hiç aratmayayım, üşendim. Sonra obsidian alıyoruz, bunu buraya koyuyoruz. Bunu böyle yapıyoruz. Buraya kristali koyduğumuz zaman ve bunu çalıştırdığımız zaman oğlum çalışmıyor ki. Pistonları o zaman şöyle yapsam. Hayır! Bugün neden her şey yalan çıkmak zorunda? Zaten boğazım da ağrıyor, sesim bozuk. Umarım doğrulanmışlar çıkar. Ama gördüğünüz dahiliğimle bunu çalıştık, patlatmayı başardım. Arkadaşlar tam sonraki hilemizde Netherite set birisini nasıl tek hamlede öldürürüz diye gösteriyor. 7 blok yukarı çıkıyoruz. Sonra cheat koyuyoruz.
Sonra atı cidde sarkıtıp 2 dakika falan bekliyoruz. Tam mantanım, klasik Minecraft bug'ı bu. Sonra binip iniyor ve her oyuncu ölür diyor. Tamam şimdi arkadaşlar, sunucularda bunu kullanabilirsiniz ama herkes yer mi bilmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ilk ondan fazla çünkü biliyorsunuz sayamıyorum. Sonra cheat koyuyoruz şöyle, sonra onları kırıyoruz. Sonra bize bir at lazım. Evet bayağı atalım. Ya seni ben evcilleştirmem gerekiyor şimdi. Beni kimse sevmiyor ki, bu da sevmeyecek. Bir saatim falan olacak. Hah oldu. Tamam bu muhtemelen çalışır. Size bunun mantığını da söyleyeyim. Yani düşündüğüm kadarıyla. Şimdi at hep böyle uçuyor duruyor, tamam mı? Minecraft'ta bu şey oluyor. At durmanı zıpladığı için fall damage'ı birikiyor. 2 dakika sonra milyonlarca hasar vuracak bu muhtemelen. Arkadaşlar yaklaşık bir gündür bekliyorum. Şimdi Netherite set giydim. Game modumu survival yaptım. Ata binip... Lan at da öldü! Lan ışınlık! Hayır! O benim amcamın oğlu gibiydi lan! Işığım da kırıldı. Ama çalıştı arkadaşlar, at ölmeseydi. Ama işte insanları köleceğiz, tuzaklardan bir tanesi. Bunun ip falan saklayıp bir şeyler yapabilirsiniz, bilmiyorum. O size kalmış. Neyse sonunda çalışan yerlerden bir tanesi. Hadi sonrakine geçelim. Şimdi zaten boğazım ağrıyor. Bu hile de klasik X-Ray hilelerinden. Ömrüm hayatım X-Ray hilelerini denemekle eşli şu videolarda. Zaten artık hile kalmadı. Arkadaşlar önce böyle bir mağara alıyorsunuz. Ondan sonra böyle buraları kaplıyoruz. Sonra gece görüşü atıyoruz kendimize. Buraya da Ender Pearl attığımız zaman. Evet bakın çalışıyor. Mağaraları falan görebilirsiniz. Zaten bunların bin bir türlüsü mevcut ama. Evet çalışıyor gördüğünüz kadarıyla. İyi güzel. Ve çalışan bir şey daha. Arkadaşlar bir sonraki hilemizde. İnek var bir tane. İneğe su koyuyor. Yıldırım düşürüyor ineğin üstüne ve şey oluyor, kahverengi möntar oluyor. Suspicious Steve falan bulabiliyor bu şekilde. Biliyorsunuz bunlara çok nadir bir şey bunu bulmak. Birkaç binde biri diye biliyorum. Hatta milyonda biri olabilir, hatırlamıyorum. Ben asla bu kadar şanslı olamayacağım. Bu benim için çok iyi çünkü kendi şansımı kendim oluşturacağım. Tamam şimdi biz de öyle mantar adalarını edelim. Aynen benim mantar... Mantardan batsın diyecektim ya, tamam güzel. Sonra şöyle cidden yer yapalım biz de. O şey yanmasın diye koyuyor muhtemelen. Tamam arkadaşlar şimdi böyle bir cheat yaptık. Buraya öyle möntarımızı koyuyoruz, mushroom'umuzu. Sonra bir su kovasına ihtiyacımız olacak. Adam bir de şey attı galiba. Healing attı. Regeneration attı ki ölmesin diye. Çünkü yıldırım düşecek kafasına. Bunu böyle atıyoruz. Ondan sonra bunun kafasına bunu attığımız zaman hayır! Her zaman böyle olmak zorunda. Etinden nezara daha sonra yapacağım. Tam bunu böyle şunu atıyoruz. Sonra kafasına bunu attığımız zaman bilerek mi yıldırım düşürmüyorsunuz? Ya ama şimdi mesela sen şunu atsam. Lan yeter! Sudayken olmuyor ya da benim şansım. Suya yıldırım düşmez mantıken. Evet. Şimdi buna gelip bu çiçeği verirsek ve sağ tıklarsak, gördünüz mü? Suspicious Steve vardı, şey oluyor işte o da herhalde. Şüpheli çorba gibi bir şey. Evet ama çalışıyor. Ama ben şanssızım, o kadar yıldırım düşmedi. O kadar da şey gerek yokmuş yani, adam gidip şey yapıyordu. Yok canın iksiri, yok su. Bak atıyorum ölmüyor. Bunu sadece doğal olarak bulmak herhalde imkansız. Neyse bir sonraki hilemize geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu hilemizde adam önce kendine bir end portalı yapıyor. Evet, gözleri koyup çalıştırıyor. Ondan sonra açılıyor portal altına. Arkadaşlarını tuzağa düşürmek için falan ve speedrunlarda, manhuntlarda arkadaşlarını tuzağa koymak için böyle cheat koyuyor iki katlı. Ondan sonra portal girince portal açılmıyor. Sizi ende yollamıyor. Önce portalları koyup açacağız şimdi. Tam böyle ve bu. Tamam. Onu da koyduğumuz zaman açıldı. Şimdi buraya böyle çitleri yerleştiriyoruz arkadaşlar. Umarım çalışır artık, yeter size rezil oldum ya. Okulda hepiniz emin dalga geçeceksiniz. Yani okulda biliyorum, seneye kadar da dalga geçeceksiniz işte. Evet bakın çalışmıyor. Oğlum çok güzel gözüküyor. Buna bir saat bakarım ben. Neyse arkadaşlar evet böyleydi. Bence Manhunt'lara çok işe yarayacak bir şey. Şimdi aynı adam diyor ki arkadaşlar size bir hile daha göstereceğim diyor. Kesin bu adam şey yapıyordur. Bir çapraz bir tane X yapıyor. Yani yan bir tane X yapıyor. Sonra içine su koyuyor, pistonu çalıştırıyor. Sonra kırdığı zaman havada uçan bir su oluyor. Peki onun içinde yüzebilir mi? Evet onun içinde yüzüyor. Hadi deneyelim. Tamam, önce şöyle yandıran bir X yapıyoruz. Bakın işte X ama yandırıyor. Sonra böyle yapıyoruz. Bir tane su kovası lazım bize. Bu arkadaşlar sağdan soldan çıkarmadan Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Bana bir şeyler yazın. Konuşmak isterseniz ben cevap veriyorum çünkü bazen canım sıkılıyor. Son redstone bloğunu buna koyduğum zaman hayır!
var. İlk hiç çalışınca inanmıştım o adama. Acaba blok mu önemliydi? Yeşil beton kullandı adam. Ne oluyor oğlum? Sonsuz su yaptım. Lan! Bir şey diyeceğim, ben yeni bug keşfettim videoda. Neyse şunu koyalım şöyle. Sonra piston çalıştığı zaman su yine yok oldu. Ama az önce keşfettim bak. Bakın. Gerçi az önce yok ettim değil mi bunu? Evet, tam yok. Tam bir anlamı yok arkadaşlar. Sadece pistonla yok edilemiyor. Neyse bir sonraki hilemize geçelim. Arkadaşlar bir tane daha hile var. Bunda da eşya kopyalama gösteriyor. Umarım bu çalışır. Şimdi bir tane Nether portalı var. Elmas bloğu var. Oraya gidiyor, giriyor içerisine. Sonrasında Nether yükleniyor. Ve yere elması koyuyor. Sonra portala geri gidiyor. Ve bunu yaparken bilgisayarın alt F4 çekim falan diyor. Tamam. Sonra geri girdiğimizde elmas 2 tane olmuş olacak. Tam deneyelim. Tamam arkadaşlar, şimdi Nether'a gidiyoruz. Yere elmasımızı koyuyoruz ve portaldayken alt F4 çekiyoruz. Şimdi oyuna geri girdiğimizde elmas bloğu elimizde ve koyduğumuz elmas bloğu da burada. Lan bunu ben buraya mı koymuştum? Bug mı oldu? Ama çalıştı arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, bu hilemizde klasik taktik mi? Evet. Yere birdlen koydu, üzerine halı koydu. Moblar oraya giremeyecek. Geceleri evinizi korumak için muhteşem bir yöntem. Hadi deneyelim. Mesela diyelim ki bizim şöyle bir evimiz var. Kapısı şuradan olsun. Şöyle muhteşem bir evimiz var. Daha muhteşem olmadı. Tam böyle muhteşem bir evimiz var. Altına böyle biri koyuyoruz. Sonra üstünü halıyla kapatıyoruz. Mesela sonra buraya girdiğimizde bakın zombiler, yaratıklar hiçbiri gelemiyor. Ve evimizi muhteşem bir şekilde koruyabiliriz böyle. Tam çok iyi. Bu hile çalışıyor. Lan iç savaş çıkardım yine. Horoz bu sen misin? Hayır horoz değil. Şu mor beni korur belki. Lan veletlere bak. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Tam sonraki 1.19 bug'ı diyor, yeni diyor. Toteme sonsuzluk basıyor, büyü basıyor. Ondan sonra totemi kullanacak, totem sonsuz mu olacak? Deneyelim. Denememi, buna etiketlemişsiniz beni, o yüzden deniyorum şu anda. Şimdi örüsü alıp sonsuzluk totemine sonsuzluk basarsak ve bunu sonsuzluk totemine çevirirsek, sonra gelin öldürün lan beni. 1.19'un yeni bug'ıymış öyle diyorlar. Aynen. Yani tabii ki de sonsuz olmuyor ama ekranımızda parlak bir totem olmuş oluyor ve bu muhteşem bir şey. Havalı gözüküyor sadece. Bunun için yapabilirsiniz. Ya bunun çalışmayacağını ben de sen de biliyordun. Bir sonraki hilemiz build hilesi arkadaşlar. Ekran dispenser var. Armor standları çıkartıyor. Elinle koysana direkt. Düz koymak için yapıyor abi. Sonra üzerine 3 tane kafa koydu. Sonra onları bastıracak. Ve oyun konsolu mu yapacak? Aynen, muhteşem oyun konsolu oldu ya. Kafaları nasıl bulacağım da söyleseydiniz ya. Bu ne lan? Oğlum ben bu dünyayı yeni oluşturdum 1.19'da. Niye Shulker Box var bu kadar fazla? Oyunum yoksa 1.19 değil mi benim? O ne lan? Ha, onu da ben yaptım evet. Tam şimdi ne yapıyordu? Böyle buna bir tane armor stand koyuyor. Buna koyuyor. Sonra buna da koyuyor. Sonra bak böyle 3'ünü birden çalıştırabilirsin. Adam benden öğrensin. Sonra buna wither kafası koyuyorum. Ne yapıyorum? Tam bunu kırmızıya, bunu da maviye boyuyorum. Tamam, sonra bunu da böyle yapıyorum. Açık mavi yapsam daha iyi olurmuş ama. Ama bakın, bunu da işte aşağı edeceksiniz olacak. Daha iteyim ben sizin için. Evet, melih itiş makine. Onlar gelecek arkadaşlar, merak etmeyin. Yakındır. Öyle yapmayın, böyle yapın işte. Bakın gördünüz mü, muhteşem Nintendo Switch'iniz oldu. Bunu açık mavi yaparsanız daha güzel olur. Beni bir sonraki etiketlediniz diyor. Adam tahta kazmayla gidiyor, şey kırmaya çalışıyor. Bedir kırmaya çalışıyor. Sonra iki tane piston arka arkaya koyuyor. Üstüne iki tane redstone koyuyor. Piston birinin ucunu kırdı, bir şeyler yaptı. Onu da oradan kırdı. Ucu olmayan piston bir tane skull kullandı. Tam sessiz oluyor. Koşuyor. Aynen, bedrock kırılıyor. Şimdi adam ne yapıyordu arkadaşlar? Buraya bir tane bundan böyle yapıyor. Bir de böyle yapıyor değil mi? Önce bunu çalıştırıyor. Sonra bunun üstüne bunu koyuyor. Sonra gidiyor tahta kazma. Önemli bir detay herhalde. Sonra bunu da bunu kırıyor. Aynen bak, çalıştı. Bu da yalanmış. Ay, bir daha bağırmayacağım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Her şey bugün yalan çıktı. Hayatımda yalan olduğunu öğrenmezsem İyi. Beni çalışabileceğini düşündüğünüz videonun altına etiketlebilirsiniz ve daha fazla video sevmek isterseniz arkadaşlar bana da belirtebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bir de videoyu beğenmişsinizdir. Bay bay.